bunlar son demler arası. Artık bizim için de memleket için de yeni bir devir başlıyor. Öyle ya da böyle. Biz birlikte olalım da. Biz birlikte oluruz elbet. Ama... Ama ne? Mehmet'in buradan gitmesi lazım. Nereden gitmesi lazım? İzmir'den gitmesi lazım. Neden? Evvela onu emniyet almamız icap. Filip Hüseyin Uzun'un varlığından haberdar değil. Vaziyet ortada. Biliyorsun eğer onu öğrenirse bizden evvel onun peşine düşecektir. Ben Ankara'yla bu vaziyetle alakalı irtibata geçtim. Kalacak bir yer bulduk ona. Ben emniyetli bir şekilde Ankara'ya gitmesini sağlayacağım. Bütün bunları bana haber vermeden yaptın öyle mi? İtiraz edeceğini düşünmedim Azize. İtiraz ediyorum Cevdet. Azize. Bizim yanımızda olmak Mehmet için çok tehlikeli. Ben evladımı bırakmam. Bir kere ayrıldım, bir daha ayrılmam yavrumdan. Sayden getirdikleri cephanelikler burada. Kuzu gibi yatıyorlar maşallah. Hadi arkadaşlar, yüklenelim şunları çıkaralım. Hadi, yavaş yavaş. Hadi. O Filipos şerefsizi yarın tarihini bir kenara not etsin. Bir daha hiç unutamayacak şerefsiz. Kalimera baba. Kalimera Alexi. İstemem. Çık dışarı. Bakıyorum bu sabah erkencisin. Babamın bir ricası var değil mi? Dün gece hallettiğim. Belki bu sabah başka bir ricam olur diye erken kalkayım dedim. Aferin Alexi. Etrafımızda bunca hain birikmiş iken son derece temkinli olmamız gerekli, öyle değil mi? Hain demişken bu Cevdet ve Kuva yuvası ailesinin icabına ne zaman bakacaksın? Ekmek ver. Çok acelecisin Alexi. Avlanmanın belli başlı bazı kuralları vardır. Birinci kural, sabır edeceksin Alexi. Sabir. Tamam, sabır edeceğiz ama daha ne kadar sabır edeceğiz? Bu Zedet'i takip etmenin bir sonu vardır, he? Elbette var Alexi. Üstelik o sona çok yaklaşıyoruz Alexi. Sakarya'dan askerlerimiz zafer ile döndükten hemen sonra onun ve ailesinin ipi çekilecek Alexi. Bundan hiç kuşkun olmasın. Ne var aklında? Bunca zaman kendini saklamayı başarmış birinin ölümü öyle gizli saklı olmamalı Alexi. Aksine söylenler ile halka duyurulmalı. Ama önce ailesiyle başlayacağım Alexi. Sakarya'dan zaferle dönen askerlerimizin kucağına atacağım bunları. Cevdet'in gözünün önünde olacak her şey. Ailesinin ırzına geçilirken Cevdet çaresizce orada durup seyredecek. Sonra hepsine bir bir iskence edeceğim Alexi. Ölmek için bana yalvaracaklar. Sonunda ölecekler elbette.
sıra Cevdet'e gelecek. Ona hiç tatmadığı iskenceleri tattıracağım. İskencelerin en güzelini yapacağım ona. Sonra kendinden geçecek. Sonra tedavi ettireceğim. Tedavi olduktan sonra tekrar iskence edeceğim. Yine kendinden geçecek. Yine tedavi ettireceğim. Tedavi olduktan sonra kendine gelecek. Yine iskence edeceğim. Anlıyor musun Alexi? Bu böyle sonsuza dek sürüp gidecek ta ki... insanlığını unutana dek. Peki sonra ne yapacaksın? Sonra... en sevdiğim kısmı Alexi. Sergilemek. Cesetlerinin üzerine hain yazıp meydana astıracağım onları. Halk gelip geçerken suratlarına tükürecek. Hatta belki de yumurta fırlatacaklar. Belli ki çok iyi düşünmüşsünüz bu planı babacığım. Ama ailesini askerlere verdiğinizde... Leon'u zapt etmelisiniz. Leon bir süre üzülebilir, evet. Ama sonra onu bunlardan kurtardığım için Leon bana teşekkür edecek Alexi. Sevinirse baba. O kızın kuvvetli olduğunu biliyor Leon. Ona rağmen aşık oldu. Belki de Leon da kuvvetli, bunu bilmiyoruz. Saçmalama Alexi. Leon aileden biri. Bu depo baskınından sonra Leon'a ilişkin şüphelerin kaybolmuştur diye düşünüyor idim ama... Peki bu kuvvetli askı seni rahatsız etmiyor mu? Elbette bu durumdan hoşnut değilim Alexi. Ama hatırlasana Leon'un söylediklerini. Hilal için ordudan vazgeçebileceğini söylemişti. Yani? Bir düşün. Eğer hain olsaydı... ne yapar eder, görevinde kalmak isterdi Alexi. Bir sınavı geçti diye. Çok erken karar veriyorsun. Alexi, siz Leon'la birlikte büyüdünüz. Kardeş gibisiniz. Onu kendine rakip olarak görmekten vazgeç artık. Endaksi baba, endaksi. Sen de asıl hainlerin kim olduğunu benden daha iyi biliyorsun Alexi. Neyse. Ben şimdi şu hainleri bir ziyaret edeyim, he? Belki özlemişlerdir beni. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.